Podcast Planet vous emmène en Estonie. Merhaba, girişimcilik ruhundan konuşmak üzere Estonya'dayız. Yanımda iş adamı Mays Parn var. Mays, Amerikalıların ve Çinlilerin %50'si kendi işlerini kurmak isterken bu sayı Avrupa'da 1/3 seviyesinde. Sizce Avrupalıların isteksizliklerinin nedeni nedir? Bana kalırsa bunun nedeni girişimciliğin kültürümüzün bir parçası olmaması. Avrupalılar için kendi işlerini kurmaktansa bir çalışan olmak daha kolaydı. Ama bu artık değişiyor. Siz de bu duruma burada Tartu'da bir girişimcilik köyü kurarak cevap verdiniz. Burada girişimcilik deneyimi eğlenerek ediniliyor. 5-18 yaş arası çocuklar girişimcilerin karşılaştıkları sorunlara oyunlar aracılığıyla aşina oluyor. Bu farkındalık ise ileride kendi şirketlerini kurma ihtimallerini 5 katına çıkarıyor. Bu eğitim modeli eğitimcilerin de oldukça ilgisini çekiyor. Çocuklar oyunlarla ekip çalışması ve iletişim becerilerini geliştiriyor. Günlük hayatta paranın nasıl kazanıldığını ve harcandığını görüyor. Maalesef bu okullarda öğrettiğimiz bir şey değil. Bir yıl önce kurulan girişimcilik köyü bugüne kadar 2500 öğrenci ve eğitimciyi ağırladı. Eğitimciler de tıpkı öğrenciler gibi oynayarak ve hata yaparak öğreniyor ve burada edindikleri bilgileri kendi öğrencilerine aktarmak için sabırsızlanıyor. Bu formasyon bana bir fikir verdi. Okulda bir hafta sürece girişimcilik üzerine bir proje düzenlemek istiyorum. Ayrıca öğrencilerime girişimcilik köyünü ziyaret etmelerini tavsiye edeceğim. Mays Parn, yeni ekonomi iş dünyasını nasıl değiştiriyor? Yeni ekonomi, yeni iş modelleri ve hızla değişen yeni uygulamaları beraberinde getiriyor. Serbest çalışma, paylaşma ekonomisi ve bir hayata birden çok kariyer sığdırma. Yani insanların ve şirketlerin hazır olması gerek. Her şey sürekli olarak değişiyor. İşte girişimcilik köyünün kendisine belirlediği misyon da bu. İnisiyatif Avrupa Komisyonu tarafından 11 yıldır düzenlenen Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri yarışmasının finalistlerinden biri. Yarışmanın ödül töreni 23 Kasım'da Tallinn'de düzenlenecek. İnisiyatifinize örnek alan Avrupalılara ne gibi tavsiyeler verirsiniz? Okullarla iyi ortaklık ilişkileri geliştirin. Çünkü onlar öğretme biçimlerini değiştirmek zorunda olduklarının farkındalar. Ancak bunu nasıl yapacaklarını bilmiyorlar. Çok muhafazakarlar. Bu yüzden lütfen onlara karşı sabırlı olun. Teşekkürler. Daha fazla bilgi için internet sitemizi ve sosyal medya sayfalarını ziyaret etmeyi unutmayın. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.